Güneş dil teorisi. Hı. Sizce nasıldı? Bence yani Atatürk'ü tenkit etmek hiç istemem ama şimdi şey yapmış. Siyasi bir şey miydi? Evet, siyasi. Şey yapmaya çalışmış. Yani öz Türkçe'ye gidelim, Arapça şeyleri, Farsça şeyleri atalım demiş. Bir nutuk verdi o sırada 10. yıldönüm ömrüne. Sonra dönmüş Vali Rıfkı'ya demiş ki çocuk demiş, bizi anlamadılar demiş. Bizi anlamadı. Şimdi onun üzerine pratik bir çare olarak demiş atmayalım o kelimeleri. Bütün zaten şeyleri Türkçeden türeme olduğunu iddia edelim bir güneşli teorisiyle. Onun için demiş ne lüzum var atmaya o zaman o kelimeleri. Öyle olmuş. Fakat solcular müthiş bir şey çıktı. Onlar Öztürkçeci çıktı. Evet. Onlar asıl şampiyonluğu yaptı Öztürkçenin. Peki şimdi şeyden Sümerlerden yola çıkarsak. Hazreti İbrahim Sümer. Hı. Sümerler Türk. Hazreti İbrahim Türk. Ur şehrinin rahibi. Evet. Önce rahip sonra tek tanrı evet, öneriyor. O bütün heykelleri, tanrı heykellerini kırıyor baltayla bildiğiniz gibi. Baltayı asıyor. Ondan sonra onu müthiş bir tepki oluyor. O da çıkıyor dışarı. Orada göçebe olarak yerleşmiş İbraniler. İbrani ismi de ondan alma. Hakimdir. Habiru. Musevileri başına geçiyor. Ve işte ondan sonra oluyor. O zaman şey, Museviler de Türk. Hayır. Başına geçen Hazreti İbrahim Türk. Yani. Ama sonraki bütün peygamberler onun soyundan geliyor. Öyle biliyoruz, evet. O zaman Hazreti Muhammed de Türk. Hı hı. Musa ben Arap'ı müsaribeyim demiş ya. Yani ben Araplaşmış Arap'ım demiş. O şey var. Var değil mi? Giderek herkes Türkleşiyor. İşte tabii. Hocam yalnız büyük günah işliyor. Türk olmak çok son günlerin en demode şeyi yani. Türk olduğunuz zaman ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Şu anda demode bir pozisyondayız. Evet maalesef. Yani o fikir dediniz ya demin değişmiş fikir meselesi. Şimdi benim iki noktada bir fark var eski zamanlara nazaran. Birincisi Turancılık. Şimdi ben Türk tarihini ve davranışlarımızı, Türklerin psikolojik davranışlarını etüt ettikçe şuna şahit oluyorum ki yani hep deriz ya 16 devlet kurmuşuz, 15'ini biz yıkmışız diye. Türklerde dışarıya karşı çok hoşgörülü, kendi aralarında çok şey bölünmeye müsait bir milletiz. O demektir ki eğer biz tutturursak tek bir devlet halinde bütün Türkler birleşsin de Orta Asya'ya kadar diye. Bu hayal. O zaman umuyorduk onu olabilir diye. Ben de umuyordum. Fakat ben şimdi son çıkan kitaplarım, işte bir tanesi Uyuyan Dev, Türk Dünyası. Yani evet müthiş bir 300 milyona yaklaşan bir Türk dünyası var. Bütün müthiş servetleriyle, tabii kaynaklarıyla, bilmem ne, denizleriyle falan. Ama tek devlet halinde birleşmeleri çok zor.